Merhabalar dostlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bu animasyon karakterini siz de nasıl ücretsiz bir şekilde YouTube videolarınızda kullanabilirsiniz. Hatta bunun gibi birçok karakteri nasıl canlandırabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışacağım. An. Hazırsak videomuza geçebiliriz. Bunun için bilgisayarınızda yer alan web tarayıcıya geliyorsunuz. Buradaki Google arama motoruna gelip Make Animation for YouTube yazıp Enter butonuna basıyorsunuz ve arama sonuçlarında şurada adobe.com altında yer alan Free Animation Maker for YouTube butonuna bir defa tıklayıp bu animasyon hazırlama penceresine geliyorsunuz. Ardından burada Make Animations for YouTube butonuna basıp animasyon hazırlama penceresine yönlendiriliyorsunuz. Animasyon hazırlama penceresinde burada karakterinizi mouse'unuz ile seçip sağ üst köşesinde veya sol üst köşesinde yer alan bu çekiştirme butonları ile boyutlandırabiliyorsunuz. Karakterinizi boyutlandırmak için yine sağ alt tarafta yer alan ölçeklendir butonu var. Buna basarak yüzdesel olarak da boyutlandırabiliyorsunuz. Dilerseniz bu ekranda bu videoda kullanacağınız karakterinizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Kategori kısmına gelip burada yiyecekler değil de insanlar şeklinde seçimler de yer alıyor. İnsanlar, yaratıklar, yiyecekler, emojiler yer alıyor. Burada birçok karakter seçimi mevcut. Ben insanlar sekmesine giriyorum ve buradaki doktoru seçiyorum. Doktorun boyutunu değiştirmek istiyorum. O yüzden şöyle sağ alt tarafta yer alan ölçeklendir butonunu kullanıyorum. Ve doktorun boyutunu ayarladıktan sonra arka planı değiştirmek istiyorum. Bu yüzden sağ tarafta yer alan arka plan butonuna bastım. Ve doktorun bulunacağı arka planı da şöyle ofis ortamı olarak uygulamak istiyorum. Ofis ortamına getirdikten sonra doktorumuzun konumunu şöyle ayarlayalım. Hatta bir tık daha büyütelim. Videomuzun boyutunu ayarlamak için burada boyut butonuna tıklıyoruz ve çıktı boyutu kısmına gelip burada istediğimiz sosyal medya video paylaşım platformlarını seçip burada videomuza ölçek verebiliyoruz. Örneğin Instagram'ı seçtiğimizde burada 1 bölü 1, 9 bölü 16 gibi seçeneklerin de yer aldığını görebiliyorsunuz. Ardından şöyle Facebook'a geliyorum. Burada da aynı şekilde 16 bölü 9, 9 bölü 16, 9 bölü 16 seçenekleri yer alıyor arkadaşlar. Ve aşağıya doğru geldiğimde de TikTok'a uygun videolar da burada hazırlayabiliyorsunuz. Ben YouTube formatını seçtim. 16 bölü 9 yatay 1920 1080 piksel ebatlarında bir video olmasını istiyorum. Bu ayarda yaptıktan sonra Karakterinizin diyalogunu kaydedin ve kaydet butonunun yer aldığını görebiliyorsunuz. Bu bilgisayarınıza bağlı olan mikrofon sayesinde sesinizi buraya kaydedebiliyorsunuz ve kaydetmiş olduğunuz sese uygun olarak da sizin karakteriniz canlandırılmış oluyor. Hatta ağız hareketleri, vücut hareketleri de senkronize edilmiş oluyor. Dilersek şimdi videomuza geçelim ve burada karakterimizi canlandırmak için bir ses kaydı oluşturalım. Hatta şunu da hatırlatayım aşağıda veya bir ses dosyası seçin butonunun yer aldığını görebiliyorsunuz. Ve bir tık daha altına geldiğimde konuşmayı iyileştir seçeneği yer alıyor. Yani birazdan ses kaydını yapacağız ve bu ses kaydını iyileştirme özelliğini de kullanarak daha pürüzsüz hale getireceğiz. Şimdi ses kaydımızı yapalım ve bir diyalog hazırlayalım. Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bir animasyon karakterini ücretsiz olarak YouTube'da nasıl kullanabilirsiniz ve bunu nasıl canlandırabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, ses kaydımızı gerçekleştirdik. Umarım başarılı olmuştur. Bitti butonuna bastım ve burada hızlıca işleniyor, çok az kaldı diyor. Ön izlemeniz oluşturulmak üzere diyor ve bir ipucu yer alıyor. Daha sonra bir video düzenleyici de düzenlemek isterseniz yeşil veya mavi arka planı seçin diyor. Bu da arka planı kaldırabileceğiniz anlamına geliyor. Yani Chrome Key özelliği olan video düzenleme programları var. Burada arka planınızı direkt silip başka bir arka plan kullanabiliyorsunuz. Ya da videolarınızda arka planı olmayan bir animasyon karakterde kullanabiliyorsunuz demek oluyor. Bu çok güzel bir özellikmiş. Ben bunu henüz denemedim ama videolarımda muhtemelen bundan sonra deneyeceğim. Şimdi animasyonumuz canlandırıldı arkadaşlar. Ses içeriğinden animasyon uygulayın. Beta özelliği şu an aktif. Ve şurada ön izleme yapıyoruz şimdi. Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bir animasyon karakterini ücretsiz olarak YouTube'da nasıl kullanabilirsiniz ve bunu nasıl canlandırabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Evet ses kaydımızı gerçekleştirdik. Umarım Başarılı olmuştur. Karakterimiz güzel bir şekilde gerçekten de senkronize edilmiş hareketleri, ağız hareketleri ve komik de olmuş. Şimdi bu videoda kullanmış olduğumuz sesi düzenlemek istiyoruz ya da videoda kullanmış olduğumuz karakterimizi arka planımızı düzenlemek istiyorsak ne yapacağız? Burada düzenlemeyi dön, dön butonu yer alıyor. Buna bir defa tıkladım. Ardından ben bu sesin daha iyi hale gelmesini istiyorum. O yüzden buradaki konuşmayı iyileştir butonuna basıyorum. Buna bastıktan sonra tekrardan ön izleme butonuna basacağım ve burada bir daha videomuzu işliyor olacak. Ses iyileştiriliyor olacak. Yine ipucu kısmında daha profesyonel bir ses mi istiyorsunuz? Size en uygun sesi bulmanıza yardımcı olması için ilk sayfada konuşmayı iyileştir seçeneğini etkinleştirin. Yani şu an bizim yapmış olduğumuz işlemi gösteriyor ve tekrardan dudak senkronizasyonu hesaplanıyor. Yine ipucu verdi burada. Kısa mesaj veya e-posta için daha küçük bir video oluşturmanız gerekiyor. Boyut kategorisine kategorisinde özel seçeneğini kullanın diyor. Çok güzel seçenekler veriyor ve ipuçları veriyor gerçekten de. Bazı karakterlerin kafası hareket ettiğinde fiziksel tepki verecek saç, kürk ve yüzgeç gibi hareketleri öğeler, hareketli öğeler bulunur diyor. Çok güzel özellikler sunulmuş gerçekten çok başarılı bir video oluşturma. Programı. Şimdi ses kaydımızı az önce ses e, iyileştirmemiştik. Şimdi ise ses iyileştirdik. Bakalım aradaki fark nasıl oluyor. Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size bir animasyon karakterini ücretsiz olarak YouTube'da nasıl kullanabilirsiniz ve bunu nasıl canlandırabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, ses kaydımızı gerçekleştirdik. Umarım başarılı olmuştur. Evet, gerçekten de ses kaydı pürüzsüz hale gelmiş. Yani ses daha da iyileştirilmiş. Şimdi bu aşamaya kadar geldik ve videomuzu 15 saniye 36 15 saniye 36 salise olarak da kaydetmiş bulunmaktayız. Dilersek buradaki butonlarla bu videonun başını sonunu değiştirebiliyoruz. Bu da video kırpmak için güzel bir seçenek olarak sunulmuş. Şimdi indir butonuna basacağız. İndir butonuna bastıktan sonra şurada bize animasyonunuzu indirmek için kaydolun. Merak etmeyin ücretsiz olarak kaydolarak daha fazla kreatif araca erişebilirsiniz diyor. Şimdi bu aşamadayken arkadaşlar ben giriş yapım butonuna basacağım. Giriş yapım butonuna bastıktan sonra continue with Google dedim. Benim daha önceden bir Google hesabım var sonuç olarak. Burada Google hesabımla hemen Adobe senkronize oluyor. Ve tekrardan bu düzenleme kısmına geldim. Burada videonuz indirildi İndirilen seçeneği göremiyorsanız yeniden deneyin diye de e, bilgiler yer alıyor. İndirme işlemini ben e, buradaki internet download manager kullanarak yapıyorum. O yüzden şöyle indirmeyi başlat butonuna basarak başlattım ve hızlı bir şekilde de indirme gerçekleşti. Videomuzun boyutuna bakalım. 15 saniyelik video içinde 8854 KB yani yaklaşık yine 8 megabaytlık bir dosya oluşturmuş oldu. Oluşturulan dosyayı burada çift tıklayarak açıyorum. Merhabalar videoma hoş geldiniz. bu videoda size bir gerçekten de videonun çözünürlüğü Evet 1908 1920 1080 piksel ebatlarında ve kaliteli de bir video hazırlanmış oldu sizde video düzenleme uygulamasına gelip işte benim şu an size bu videoyu hazırlarken kullanmış olduğum içerikte videonun girişinde kullanmış olduğum bu e, video gibi sizde videolarınızı animasyon karakterinize hazırlatıp Sonra videolarınızı başında veya sonunda istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.